أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Başta Resulullah Efendimizin, bir cümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin, eshab-ı kiramın, ensariin, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin, müfessirin, muhaddisin, bir cümle ulemanın, şühedanın, evliyanın, asfiyanın ruhları için, hususuyla yakın tarihimizde vatanı, milleti, mukaddesatı için, Allah yolunda şehit düşen bütün şühedamızın ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için El Fatiha.
Evet kıymetli dostlarım, cümleten selamun aleyküm. Kıymetli dostlarımız, bugün tabii ki hem Şırnak'ta, hem Siirt'te, hem Van'da, hem Mardin'de olan olay bu gece hepimizi üzmüştü. Bizim hiç aklımıza gelmezken bütün programlarımızı değiştirmek icap etti. Biz de bugün çok kıymetli hocamı davet ettik. Konuğumuz oldu. Ağzına diline sağlık. Allah bir kere razı olsun hocam. Sağ olun. Hem şehitlerimiz için hem bütün geçmişlerimiz için bilhassa Allah rızası için okuduğun bu güzel Kur'an-ı Kerim'e ağzına diline sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli dostlarım. Tabii ki memleketimiz, siz büyük memleket olduğunuz zaman bazı olaylara dayanma gücünüz olacak. Yani büyüklük işte bu. İşte dayanma gücü, kuvvetli olmanız lazım ki büyüklüğünüz ortaya çıksın. Yoksa küçük devlet olursanız sizin geçiş noktalarınız çok kolay olur. Onun için biz bu işten de gururlanıyoruz. Yani bu bizim gurur kaynağımız. Çünkü birkaç tane belayla mücadele ediyoruz. Rabbime hamdolsun. Allah bu milleti muzaffer kılacak, zafere ulaştıracak diyoruz inşallah. Evet, bugün konuğumuz, bu Toprağın Türküleri programına konuğum, çok değerli iki abim. İkisi de yakın aile dostum, kardeşim. Biraz önce Kur'an-ı Kerim'i okuyan kıymetli hocam, ilahiyatçı hocamız, değerli hocam Süleyman Duman hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Allah razı onurlandırdınız olsun. Bizi. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Siz de bizi davet ettiniz. İcabet ettik. Allah sizden de razı olsun. Bundan sonra her programımızda böyle inşallah. Beraber olacağız. Bize düşen, bize yakışanı yapacağız. Diğer konuğum kıymetli seyirciler. Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. Ben kendisinden önce 1984'te bu Ankara'ya beni özel çok kıymetli Başbakanımız Sayın Özal beni davet etti buraya, Turgut Özal. Geldim. Beni davet eden de Özal'a ulaştıran da çok kıymetli abim Kutlay Doğan. Bana de o zaman çok genç bir aşığım. Erzurum'da, Kars'ta, Sivas'ta, Adana'da öyle aşıklar var, beni havada götürürler. Tabii şimdi de öyle. Ben öyle çok iddialı aşık falan da değilim. Efendim o aşıklar o kadar dururken beni davet ettiler. Seyfi Saltoğlu ve Kutlay Doğan. Dediler ki aşık sen Özal'a bir türkü yazabilir misin? Nasıl bir türkü? Mehmet Altınsoy yeni Ankara'ya belediye başkanı, Büyükşehir belediye başkanı olacak. Ankara'ya bir türkü yazacaksın. Biz seni Özal'la buluşturacağız dediler. Ben de Ankara'ya geldim. Daha yeni evlenmişim. 3 aylık hanımımı kaçırmışım. Öylece geldim Ankara'ya. Özal da 1 yıllık başbakan. Ve Mardın bir şey işte kış günü buraya geldim. Geldim Özal'a saz çaldım. Mehmet Altınsoy'a saz çaldım. Onlar beni işe gönderecekler. Bu enteresan yeri anlatayım. Özal dedi ki bu benim köyümden, akrabam, yakınım gelmiş Erzurum'dan. Malatya'nın hiçbir farkı yok. Seyfi dedi Azela bu aşığı bir işe sokun. Dedi ki oğlum sen ne iş istersin? Ben de o zaman süpermarketi zannediyorum ki yani büyük bir dev şeyi veya devletin bir şeysi. Dedim efendim beni bir süpermarkete sokarsan benim için tamam. O zaman süpermarket ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Ve neticesinde kıymetli dostlarım işte geldim o zaman Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'la bu vilayetlerin gökte uçan kuşu dahi tanıdığı çok kıymetli bir abim vardı. O bölgenin milletvekiliydi. Ve Kurtuluş'ta, şimdi Ankara'nın Kurtuluş bölgesinde veya Ahmetler'de kanser hastanesinin hemen karşısında köşenin başında Murat Tritlioğlu diye birisi vardı. Bu otobanları da onların firmalar yapardı o zaman. O Murat amcanın olduğu yerde her gün şey yapardık, işte kebap yapılırdı. Oraya birisi gelirdi. Bana çok sahip çıkardı. İşte o sahip çıkanlardan birisi Kars'ımızın, Ardahan'ın, Iğdır'ın medahi iftiharı milletvekili Yasin Bozkurt. Eğer şimdi bizi izliyorsa, dinliyorsa ellerinden öpüyorum. İşte Yasin Bozkurt'un oğlu bugün Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yasin Bozkurt. Efendim hoş geldiniz. Yavuz Bozkurt. Hocam öncelikle ağzınıza sağlık. Tabii yastayız. Evet. Bu şehitlerimizi Allah rahmet etsin.
yaralarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Amin. Allah senden razı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Biz Kars'taydık. Şimdi dün ayağımızın tozuyla geldik. Evet. Şimdi yastayız. Dediğiniz gibi programın akışı değişti. Biz Türk Dünyası Aşıklar Sanatı Sempozyumu ve Kültür Şölenimiz. Çok güzel bir program yaptınız. Evet. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Aşı. Allah Sayın razı olsun. Başkanım. Başkanım, biz Karapapak Türkleri Birliği'ni, Kültür ve Sanat Birliği'ni şöyle kurduk. Ben biliyorsunuz Türkmenistan'da ekonomi ateşeliği yaptım. Evet. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken. Ben Türkmenistan'da görev yaparken Seyfullah Türksoy Bey geldi. İnşallah başkanımız buradan selam gönderiyoruz. Allah nasip ederse başkanı da buraya programa davet ediyoruz. Seyfullah Türksoy kardeşimiz elçiliğe geldi. Kendisi de Karslıdır, Altınçaylı'dır. Evet. Türk dünyasını adım adım dolaşan, yıllardan beri dolaşan, program yapan, 20-25 yıldır evet. Bu bölgede gitmediği dağ, evet. Gitmediği aynen dağbaşı, öyle. Bulakbaşı, köy, kent var. Kalmamış. Çok bilgili için bir kardeşimiz. Evet. Orada tanışmıştım. İşte Aralık ayı falandı geçen sene. Yani bir telefon geldi, dedi ki ben böyle bir birlik kuracağım. Geçmişten geleceğimize, evet. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü, Karapapak Türklerinin yaşadığı bölgeleri böyle tanıtacak ve Türkiye'de bir üst kimlik oluşturacak, büyük bir birlik oluşturacak bir yapı oluşturuyorum. Kurucu olur musun? Tabii heyecanlandık biz. Böyle birim dernekleri falan sadece işte şölenlerinde, yemeklerinde oralarda giderdik. Oralarda görürdük. Hemen Ocak ayında ilk şeyimiz, kurultayımız yapıldı. Çok büyük bir karşılık gördü. 2500-3000 kişi İstanbul'daki ilk kurultayımıza evet onu da takip ettim. Karapapak Türkleri, gerçekten çok güzel oraya, oldu. Türkleri Birliği oraya geldi. Karapapak Türkleri şöyle ben söyleyeyim. Dünyanın muhtelif yerlerinde özellikle tabii nereden gelmişler? Bizimkiler Borçalba Kazağa gelmişler. Gürcistan'da evet. Ve şu anda Ermenistan'da bir kısmı olan Kazak bölgelerine gelmişler. Orada bunlar kuzu derisinden yapılan başlıklar. Yani o size evet. Hediye edecek. Bazen de takıyorsun, seviyoruz. Bazen evet, bazen de teşekkür ederim. Şimdi Kemal kardeşimiz de benden sonra çıkacak. Evet. Biz sizlere de takdim edeceğiz. Tabii bundan dolayı Karapapak demişler. Şimdi Karapapak Türkleri'nin adı oradan geliyor. Evet. Oğuz soyu Kıpçak boyu biz. Kıpçak boyuyuz. Şimdi tabii daha sonra işte Rus harplerinden sonra, kaçakaçlardan sonra göçler başladı. Şimdi oralara geleceğiz Yavuz abi, Yavuz Başkanım. Süleyman Hocam, şimdi sadece şunu söyleyeyim. Bizim televizyonumuz KON TV hem Türkiye'de hem de dünyanın her tarafında en uzun boylu izlenen televizyon. Bizi şu anda Türkmenistan'da bundan 4 ay 5 ay önce gittim program yaptım. Dünyanın en büyük programlarından birisi oldu. Evet. Mustafa abiye, büyükelçimize, Zübeyir Yılmaz abime, Kültür Ateşesi'ne buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet. Ama biz öncelikle Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Kazakistan'da şu anda bizi izleyen bütün herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Çünkü Bakü'de de şu anda bizim programımızı dergilerden, gazetelerden Acil Bey anonsunu yaptırarak ve izlemeye çok güzel o bölgelere evet. Adım adım ben de gezdim. Ben görev yaptım Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi hocam biraz önce programın girişinde de Allah razı olsun. Kur'an'ın okudun, amin yaptın, dua ettin. Biz bütün şehitlerimizin ruhuna bağışladık. Allah'ımızın hamdolsun ki bu şey yani dilimiz böyle de dönüyor. Bu şekilde bize tabii bugünkü konumuz programımızın şehitlik. Akışı bu. Şehitlik. Evet. Şu anda Türkiye'miz gerçekten 10 tane şehidini yolcu ediyor. Veya yolcu oldular. Olacak da var. Buyurun hocam söz sizin. Şimdi şehitlik büyük bir mertebe. Önce şöyle girelim. Yastayız dedik evet, ya. Yasta aynen. Olmayacağız. Biraz inşallah üzüleceğiz. Üzüleceğiz ama evet. İnşallah şehitlerin derecesi, mertebesi çok yüksek olduğu için evet. O kolay kolay elde edilebilecek bir makam değil. Onun için bir yönden üzülürken bir yönden de o şehitlerimiz böyle bir mertebeye ulaştı diye sevinmemiz lazım. O olacak. Yani kader var. Kader yazılmış, çizilmiş, ölecek. Kim, nerede, nasıl ölecek? Yani ömrünü tamamlamayan ölmez.
Ha şehitlerimizin de ömrü o kadar, ölürken de öyle bir mertebeyle gidiyor şehitlik mertebesiyle. Ali İmran suresinde, Bakara suresinde Cenab-ı Hak diyor ki şehitleri ölü zannetmeyin. Onlar Allah indinde diridir, rızıklanırlar ama siz farkında değilsiniz. İşte önce aşırı olarak okuduğum ayet-i kerimede de bir ayette esmen ve la tegulu limen yukteru fi sebilillah emvat bel ahyaun ve la killa teşurun. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Belki onlar diridir, siz farkında değilsiniz. Onu anlayamazsınız. Onlar diri. Ha, şimdi şehidin bazı hükümleri var, oraya da kısaca gireceğiz ama evet. Şimdi ta baştan beri devri Adem'den günümüze ve ila yevmil kıyam, kıyamete kadar hakla batıl bu mücadele devam edecek. Herkes vazifesini yapacak. Müslüman vazifesini yapacak, gayrimüslim vazifesini yapacak. Efendim imansız vazifesini yapacak, şeytan şeytanlaşmış insanlar vazifesini yapacak, herkes vazifesini yapacak. Aynen. Ha bu böyle biline. Yani bu hakla batılın mücadelesi devam edecek. Tabi devam ederken şehitler de olacak. Aynen. Şimdi bir ayeti kerime var. Estağfirullah ve la tulgu bi eydikum ile tehlike. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu nedir? Mesela bir adam kendisini asar. Bir adam çatıya çıkar oradan kendisini atar. Bu nedir? Kendi eliyle kendini tehlikeye atmaktır. Veya trafikte bir arabanın önüne atladı, adam intihar etti, öldü. Ha bu kendi kendini ölüme atmak, tehlikeye atmaktır. Veya bir adam kendisini aç bıraktı, açık bıraktı, hastalandı, öldü, kendini tehlikeye atmaktır. Ama asıl tehlikeye atmak nedir biliyor musun? Bu ayette kastedilen Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği mesaj şu. Cihadı terk ederek, mücadeleyi terk ederek kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Asıl ayette kastedilen budur. Yani cihat kıyamete kadar devam edecek. Devam edecek. Mücadele devam edecek. Ha cihadı terk etmek, uyuşukluk, yatmak, dünya saltanatıdır, efendim şudur budur. Ha bunlar kendini tehlikeye atmaktır. Şimdi orayı tamamla hocam. Çok ince bir soru soracağım. Evet buyurun. Çünkü... sosyal medyada okuyorum. Bazen de üzülüyorum. Yani yazılanlara üzülüyorum. Belki o yazan da şu andaki mevcut olan bu yaz veya şehitlerimizin olan acı haberiyle yazıyor. Ben ona da inanıyorum. Ama üzüldüğüm şu hocam. Oraya bir açıklık getirelim. Bizim işte şu anda cephede ta ki şu anda Suriye'nin sınırlarında oradaki insanımızın da rahatlaması için Türk askeri şu anda bir vazife başında. Tabii, şimdi tabii, şu hocam. Evet. Türk askeri, Türk polisi ta ki işine iştirak ettiği zaman, yola çıktığı zaman, imtihana girdiği zaman veya eline kına yakılıp da asker ocağına, peygamber ocağına gittiği zaman biliyor ki ben bu vatanı korumaya gidiyorum. Evet. Polis de biliyor ki ben bu vatanın iç işlerinin güzel olması için elbette, elimden geleni elbette yapacağım. Huzur. Onun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Tabii tabii. Buyurun hocam. Yani... Ha şimdi işte oraya geleceğim. Evet. Tabii halk olarak, aileler olarak sabırlı. Evet. Ha bu bir şereftir şehitlik. Allah benim evladıma nasip etti. Ailemizden bir şehit var. Şehit nedir? Kıyamet gününde ailesinden 70 kişiye şefaat edecek Allah şehit. Allah. Böyle bir rutbe var şehit için. Şimdi ayet-i kerimenin tefsirinde Ali İmran suresinin şehitlerden bahsederken orada Cabir radıyallahu anh babası şehit olmuş Uhud savaşında. Evet. Üzülüyor, boynunu bükmüş. Resulullah Efendimiz'in onu kederli halini görünce demiş ki ey Cabir sen niye üzülüyorsun demiş. Demiş ki ya Resulallah babam şehit oldu. Kardeşlerimin yükü bana kaldı. Babamın yükü bana kaldı. Efendim dünya bütün babama ait yükler benim sırtıma bindi ya Resulallah. Evet, ben üzülmeyim de kim üzülsün demiş. Şimdi sana demiş babanla ilgili bir haber vereyim mi? Şu anda Cenab-ı Hak babanı karşına aldı. Hiçbir perde yok. Allah Allah. Onunla konuştu. Kulum ne istersin? Baban dedi ki sanki Resulullah Efendimiz o manzarayı seyrediyor. Dedi ki ya Rabbi ben tekrar dünyaya gitmek isterim ve tekrar şehit olmak isterim. Ve bugün burada sahip olduğum nimetleri de ailemin bilmesini isterim. Dedi ki Cenab-ı Hak ona böyle bir dönüş yok.
ilahi kanun böyledir. Tekrar dünyaya dönemezsin. Ancak senin sahip olduğun nimetleri, nasıl bir saltanata sahip olduğunu ben senin namına bütün Müslümanlara ve ailene haber vereceğim. Yani neyle haber verdi? Allah yolunda ölenleri ölü zannetmeyin. Şu anda Allah onları rızıklandırıyor. Cennetteler. Cennet nimetleriyle rızıklanıyorlar. Efendim cennet ağaçlarının dallarında, kuşların efendim göksünde onlar uçuyor. Böyle bir nimete, böyle bir saltanata sahip olduğunuzu ben kullarıma haber vereceğim dedi. Daha bundan büyük bir saltanat olur mu ya Cabir dedi. Şimdi ahirete giden, yani öldükten sonra Müslüman, cennet ve cemali ilahiyle müşerref olan insanlara denilse ki dünyaya gider misin? Hiçbir insan dünyaya geri gelmek istemez. Niye? Dünya çile. Et dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Ya Müslümanın hapishanesi, hapishanede ne kadar rahat eder bir insan değil mi? Kafirin cennetidir dünya. Aha. Onun için hiçbir Müslüman geri gelmek istemez. Anca şehide müsaade edilse o dünyaya gelmek ister. Niye gelmek ister? Tekrar şehit olmak için gelmek Allah ister. Allah Allah. Yani o şeyi bir daha tatmak ister. O güzelliğe. Ha, o güzelliğe. Ha, şehit ne demek? Şahit olmak. Aynen. Niye şahit olur? İşte Resulullah, melekler onun ölümüne şahit, şehit olduğuna şahit. O hemen ruhunu teslim ederken cenneti görüyor. Cennetin nimetlerine şahit olduğu için şehit deniliyor. Ha, şehitler yıkanmaz değil mi? Efendim kanlı elbiseleriyle defnedilirler. Öyledir. Niye yıkanmaz? İşte o elbiselerle çıkacaklar. Bir de şehit hukmen canlı hükmündedir. Yani hala yaşıyor sanki, canlı insan yıkanır mı? Yani ölmüş insana yapılan muamele yıkamak, kefenlemek, defnetmek, teşhis etmek. Ha, efendim şehit hayatta gibi olduğu için evet, onun için yıkanmaz. Evet. Ha, bir daha Allah'ın huzuruna öyle çıkacağı hocam, için. Allah senden razı. Bak burası çok bambaşka bir şey. Tabii. İnce şey, incelik evet, buradaydı. Evet, evet, incelik burada. Yani evet, o yaşıyor. Siz ona ölüm muamelesi yapmayın diyor Cenab-ı Hak. O şehittir çünkü canlı. Ha o ne yapıyor? Ruhunun çıktığını bile fark etmiyor. Efendim sadece bir yerden bir yere geçtim zannediyor. Öldüğünü bile bilmiyor. Ha bu kadar bir mertebe var. Şimdi şehitlere böyle bir derece, böyle bir makam verildiği için ha şehitler şimdi şey var. Bir hadis-i şerif. La yahrucu ruhul mümin hatta yara mekanehu fil cenne. La yahrucu ruhul kafir hatta yara mekanehu fil nar. Müminin ruhu çıkmaz cennetteki yerini görmeden. Kafirin ruhu çıkmaz cehennemdeki yerini görmeden. Bir televizyon ekranında nasıl seyirciler bizi seyrediyor. Allah Allah. Ölürken ruhu çıkmadan gideceği makamı seyrediyor. Ha o makamı seyrederken ruhunun nasıl çıktığını da fark etmiyor. Bu hadis-i şerifi bizzat merak adam etmiş. Adam ya aniden ölürse ha, hocam. Tabii öyle de olsa. Nasıl izliyor? Şimdi şöyle o ayrı bir şey. Ha, bu umumi şehitler için de umumi şey de var. Ha Allah isterse onu ani ölse gösterir. Ha yani, gösterir biraz ani. Sonra, biraz sonra gerçekten öncelikle teşekkür ediyorum. Şöyle bugüne ben 58 yaşında bir insanım. İlk sefer duymadığım kelimeleri duyuyorum. Yani şehitlerin neden yıkanmadığını. Bir ölü vazifesi mesela yapılmıyor. Ha ölü muamelesi yapılmıyor. Muamelesi yapılmıyor. İşte kefene sarılmıyor. İşte yani elbisesiyle, kanıyla aynı şekilde demek ki ölmediklerin aynı. Evet Yavuz abi sana dönüyoruz. Şimdi tabii çok güzel bir program yaptınız Kars'ta. Evet. Ve Dünya Karapapaklar Günü Birliği böyle bir güzel potansiyel ortaya çıktı ama bütün programlara Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan sanatçılar sesledi. Gürcistan'dan sanatçılar seslediniz. Şimdi Türkiye'deki aşıklar telaşaya düştü. Biz niye gelmedik diye ben olayı bildiğim için yani sizinle evet, yakın temasta evet, olduğum için bildiğim için tabii evet, hiçbir sıkıntı yaşamadım ama arkadaşlarımızı rahatlatmak için buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim Genel Başkanım, bizim ismini siz de zikrettiniz. Dünya evet, Dünya Aşıklar evet, Simpozyumu yaptık. Yani aşıklık sanatıyla ilgili dünyadan, biliyorsunuz aşıklık çok önemli bir yöre. Evet. Bunlar bizim kültür elçilerimiz. Şimdi zaten biz
Türkiye'de yaşayan aşıklarla ilgili bir program hazırladık. Şimdi tarihi de hemen hemen belli de netleşince evet. Seyfullah Türksoy beyefendi onu açıklayacak. Niye dünyadan getirdik? Çünkü Kars'a getirdik. Bir de insanlarımız görsün. Aynı gelenek ve görenekleri yaşatan, aynı. Bizim aşıklarımız aynı dili konuşan, aynı sazı çalan. Bu insanları getirdik Kars'a gelsin. Yani Kars'a bunları getirirken o yörenin bölge valisini de getirdik. Yani bizim şimdi ben Karapapak Türklerini anlatırken şimdi şu anda nerelerde yaşıyor onlardan da bir bahsedeyim. Şimdi bizim şimdi Gürcistan'ın güneyinde Borçalı adlandırdığımız bölgede en az 400-500 bin Karapapak Türk yaşıyor. Ağırlıklı olarak siz de biliyorsunuz Kars'ta yaşıyorlar. Evet. Amasya'da, Tokat'a 41 ilde. Allah Allah. Tabii şeyde Adana Ceyhan'da bile Papak köyü var. Yani Karapapak köyü var. Bununla ilgili de üst düzey bürokratik görevler yapan arkadaşlarımız da var. Yani Papak köyünde evet. Ulaştırma müsteşar yardımcısı arkadaşımız oldu daha önceki dönemde. Şimdi Amasya'da, Sivas'ta büyük bir Muş'ta, Bulanık'ta. Evet. Allah Allah. Tabii. Çok Karapapak ama diyeceksiniz ki biz böyle bir Karapapak Türklerini şöyle özetleyeyim. Yani bu Karapapak kısaca Karpat olarak bir bahsedeyim. Biz mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Biliyorsunuz biz gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız, kültürümüzü yaşatacağız. Şimdi benim çocuklarım, benim gelecek neslim ya bu Karapapak nedir diye soruyorlar. Yani ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl giyiniyorlar? Kurbanda, bayramda, ölüde, diride nasıl davranıyorlar? Örf adeti nedir, geleneği nedir? Evet. Tabii hocam bunları yaptık. Ha diyeceksiniz ki Karapapak dernekleri yok mudur? Ben onları da önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Çünkü birçok ilde hatta Kars'ımızda da emek veren kardeşlerimiz var, başkanlarımız var. Evet. Onları da önemsiyorum. Ancak böyle büyük bir lobi Karpat'ta oldu. Karpat kamuoyunda büyük bir karşılık gördü. Nevruz Şöleni yaptık. Nerede yaptık? Nevruz Şöleni'ni Bursa'da yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Altepe orada bize şey yaptı. Öncülük yaptı, yardım etti sağ olsun. Bakın onunla ilgili orada birçok milletvekillerimiz geldi. Şu andaki Ulaştırma Bakanımız Bursa'ya geldi. Ahmet Aslan Bey. Ahmet Aslan Bey. Selahattin Beyri Bey sağ olsun o geldi. Bursa milletvekilleri geldi. Öyle bir kamuoyu yarattık ki yani orada bütün kamuoyu artık Karpat nedir bildi. Yavuz abi efendim. Şimdi Ahmet Aslan Bey Sayın Bakanımıza öncelikle tebrik ediyoruz. Çok, evet. Kars'a hem de AK Parti'ye hayırlı uğurlu olsun. Aynen öyle. Şimdi madem öyle bir söz açıldı. Evet. Şu anda programımızı Başbakanlık özel kalemle bütün Başbakanlık Çankaya'da izliyor. Evet. Ve Başbakanıma izletiyorlar programımızı. Çok güzel. Evet. Öncelikle bütün herkese teşekkür ediyorum. Evet. Orada İsmail Bey'e, Bayram Bey'e, Sinan evet. Bey'e zan-ı gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Sayın Başbakanıma buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Programın en sonunda bugün Türkiye'nin en büyük sürprizini yapacağız. AK Parti'nin Binali Bey, Başbakan Binali Bey seçim müziğini çalacağız, söyleteceğiz klibini. Çok sağ olun. Evet, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yaptığınız iş, Seyfullah Bey inşallah bu programı davet edeceğim. Çünkü ben evet. emek veren her insanı çok seviyorum. Çok sağ olun. Sabahtan kalkıp da çoluğunun, çocuğunun nafakasını kazanmak bile büyük bir iftihar kaynağı. Çünkü bir yola gidiyor. Allah rızası için bir yola gidiyor. Aynen öyle. Bir beklentimiz yok. Biz evet. Karpat olarak herhangi bir beklentimiz yok. Karpat'ta çok önemli iş adamı kardeşlerimiz var. Herkes gövdesini taşın altına koydu. Öyle ki maddi manevi her türlü de gönülden destekliyorlar. Evet. En önemlisi de bu. Zaten Karpat'ı kamuoyuna sevdiren de bu hocam. Daha sonra Sivas kurultayımızı yaptık. Sivas'ta Mihrali Bey konağına gittik. Allah Allah. Tabii. Mihrali Bey konağını ziyaret ettik. Orada Kur'an okundu. Orada işte oradaki bölge köylülerle sohbetler ettik. Sivas'ta da çok muhteşem geçti şölenimiz. Ha bu şölenlerimizi ve kurultaylarımızı devam ediyoruz. Daha bir yıl doldurmadık. Evet. Bizde ama çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir yıl tabii bizim de birliğimiz Avrasya Aşklar Birliği bir yıl oldu. Kurulalı. Ben tabii elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum ki çok da başarılı olduk. Yani dünyanın böyle 13-13 devletinde program yapacaksınız. Dünyanın en büyük programlarını alacaksınız. Aşıkları 20 aşık. Bu çok büyük bir şey. 20-25 aşık götürdüm. Ama inşallah hem Azerbaycan'dan hem Türkmenistan'dan işte, elbette, hem Kazakistan'dan hem Gürcistan'dan aşıkları. Borçalı'dan aynen hepsi getirelim. Geldi. Bu sefer yine inşallah, evet, inşallah. Herkesle buluşacağız. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bugün bizim programımız türkülü sazlı değil. Sadece aşıklık sanatının
gereği olarak hepiniz bilirsiniz ki önceden destan satardılar. İnsanlar işte olayların üzerine destan yazardılar. Ulus'ta bu ben çok rastladım. Her şehirde böyle vardı. Şimdi de ağıtlar yakılır. Yani aşıklık sanatının bunu türkü olarak kabul etmesinler. Sadece aşıklık sanatında bir ağıt vardır. Ağıt bölümü vardır. İşte biz de ondan birisini yapmaya çalıştık. Bugün bu sabah sabah namazını kıldıktan sonra tabii ki haberleri dinledim. Haberlerde 10 şehidimizin olduğunu akşamdan zaten duymuştuk. Çok üzüldüm. Tabii çok ağlıyoruz ama ağlamak da çok kar etmiyor. Biraz önce Süleyman Duman hocamın söylediği gibi polisimiz, askerimiz, Allah onlardan razı olsun. Onlar yola çıkarken şehadet abdestini alarak yola çıkıyorlar. Biz bu yola bu memleket için çıktık. Onlar imtihana girdiği zaman veya eline kına yakıp sabahtan anasıyla babasıyla vedalaştığı zaman, peygamber ocağına, asker ocağına gittiği zaman, ben vatanımı milletimi korumak için bu cepheye gidiyorum diyerek bu niyetle gittiği için Allah onlardan razı olsun, şehitlik mertebesine zaten ulaşıyorlar. Şimdi biz de işte onlardan birisini bugün kıymetli dostlarım, bugünkü kardeşlerimize bir ağıt yaktık. Söyleyeceğim o zaman Musa Deniz'le. Bakalım ki biz neler söylemişiz. Ben ölürüm kuzum senin derdinde, Türkiye yaralı yastayız yastayız. Ben ölürüm yavrum senin derdinde, ülkemiz yaralı yastayız. Nasıl ateş diyer sönmez gözümüz, ağlamaktan kör olacak gözümüz. 35 yıl oldu gülmez yüzümüz, Türkiye kederli yastayız yastayız. 35 yıl oldu gülmez yüzümüz, Türkiye kederli yastayız yastayız. Aşık Erdal'ını sızısı dinmez, bizdeki yarayı hiç kimse bilmez. Bu ezanlar susmayız, al bayrak inmez, Türkiye yaralı yastayız. Bu ezanlar susmayız, al bayrak
Allah razı olsun Zeki Bey. Süleyman Hocam, evet. Şimdi ben gelirken şöyle düşündüm. Evet. Tabii misafirlerimizden haberimiz yok. Çok memnun olduk. Ben de dedim Allah ki Zeki Bey'le 1,5 saat program yapacağız. Evet. Enine boyuna şehitliği aynen konuşuruz. Ama yine. Tabii özetini yine anlatalım inşallah evet, müsaadenizle. Evet, bana müsaade hocam var değil mi? Evet. Hiç değilse bir 10 dakika tabii şehitliği evet anlatalım. Şimdi bu hadis-i şeriften yola çıkarak bir zat hadis-i şerifi merak ediyor. Diyor ki her hadis-i şerifin bir ayetle ilgi alakası evet vardır. Acaba bu hangi ayetle ilgi alakası var? Tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim baştan aşağı okuyor. Hiçbir ayetle ilişkilendiremiyor, irtibatlandıramıyor. En sonunda o kadar meraklanmış ki Resulullah Efendimiz'i rüyasında görmüş. Demiş ki ya Resulallah bu hadisi şerifin hani mümin mekanını görmeden ruhu çıkmaz, kafir mekanını görmeden ruhu çıkmaz hadisi şerifi hangi ayetle ilgili? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu ayet dememiş de Yusuf suresini oku. Okuyor bulamıyor yine. Tekrar Resulullah Efendimiz'i tekrar Yusuf suresini iyi oku diyor Resulullah Efendimiz. Sonunda hı hı Yusuf suresinde bir ayet var. Züleyha biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'a aşık olmuş. Evet. Efendim hanımlar da valilikteki saraydaki hanımlar da ya nasıl bir köleye bir kadın valinin hanımı gönlünü kaptırır kınamışlar. Kadın nefsinin haklılığını ortaya koymak için onları davet etmiş, elma ikram etmiş. Tam elmaları soyarken Yusuf Aleyhisselam hadi şuradan geç demiş. Kadınlar ona bakmışlar. Haşa melekün kerim, bu bir beşer değil. Ya bu bir melektir. Evet. Onun cemali onları o kadar cezbetmiş ki ellerini kesmişler, o acıyı hissetmemişler. Ha bu ayetle ilgiliymiş. Yani aynen cenneti ve cemal ilahiye ile müşerref olan insan ruh acısı çekmez. Bu ayetle ilgiliymiş. Ha şimdi şehitler ruh acısı çekmiyor ve Allah onlara büyük makamları ihsan ediyor. Bir zattan bahsedilir Eshab-ı Kiram'dan. Hanzala isminde bir zat. Gasiletül Melaike, meleklerin yıkadığı adam. Bütün fıkıh kitaplarında, Mebsut gibi büyük fıkıh kitaplarında meleklerin yıkadığı adam diye bahsedilir. Niye melekler yıkamış? Uhud'da şehit olmuş. Hanzala radıyallahu anh, peygamberimiz demiş ki Hanzala'yı göremiyorum. Nerede? Bakın bakayım demiş. Bakmışlar, çünkü demiş onu yerle gök arasında meleklerin yıkadığını görüyorum. Peygamberimiz bunu da ilave etmiş. Bir de bakmışlar ki şehit olmuş. Peygamberimiz hanımına sormuş. Hanzala'nın hangi ameli vardı ki şehitliğin yanında Allah onu meleklerine yıkattı? İnsanlar yıkamıyor. Yıkanmıyor ya şehit ama meleklere yıkatmış bir sebepten dolayı Cenab-ı Hak. Ha diyor ki biz onunla yeni evlenmiştik. Sabah harbe denilince o gusül yapması icap ediyor. Yıkanması icap ediyordu. Hemen yerinden fırladı harbe. Ben onu ikaz ettim. Ey Hanzala yıkanman gerekiyor. Yıkan da git. Hayır. Yıkanmaya zaman yok. Allah yolunda cihada çağrılıyoruz. Evet. Dedi ve o halde gitti ya Resulallah. Ha diyor ki peygamberimiz işte Allah onu meleklerine yıkattı. Ondan sonra cennetiyle cemaliyle müşerref eyledi. Şehitlik böyle bir mertebe. Yine Yesar bir çoban. Efendim Hayber'e peygamberimiz sefer tertip etmiş. Yolda bir çobana da İslam'ı tebliğ etmiş. Cennetten bahsetmiş. Şehitlikten bahsetmiş. Hocam şehitlik şeyine döneceğiz. Allah nasip ederse ikinci şeyimizde çok konuşacağız. Şimdi ben bir CD gösterdim. Bu CD Başbakan Binali'ye Aşık Zeki Erdal'ın AK Parti için yaptığı seçim müziği. Şimdi bu seçim müziğine dedim ya başbakanım da şu anda başbakanlık izliyor. Başbakanım da izleyecek. Bir sponsor kardeşimiz Trabzonlu iş adamı bu CD'nin bütün AK Parti genel merkezlerinden başlasın yani Ankara'dan bütün Türkiye geneline sponsor alıp dağıtan bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz Örnek İnşaat'ın sahibi Trabzon Oflu Özgür Sarı Alioğlu ve bir de Cemil Tanguroğlu kardeşimiz bu işe sebep oldular. Of Çaykara ve Uzungöl'ün bölünmüş yollarını yapan kardeşlerimiz bu firma. Ben Binali Bey'e
bu CD'yi kurban edeceğim dedi ve sponsor oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi son kelimeleri alıyoruz Yavuz abi ve sizi uğurlayacağız. Ahmet Bey'i davet edeceğiz. Hemen bitiriyoruz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim tabii. Son kelime. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki programlarımızda kartaktan geniş olarak bahsederiz. Çünkü bizim de konuşacağımız çok şeyler vardı. Evet. Şunu söylüyorum. Biz tekrar üstüne basa basa. Yani bizim bu kültürümüzü yaşatmak, kültürümüze sahip çıkmak, geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimize, çocuklarımıza aktarmak, Müslüman Türk milletinin nerede olursa olsun onların her türlü yardımına koşabilmek, onlarla kültür alışverişi yapabilmek. Budur gayemiz ve Karpat büyük Allah razı olsun. Allah emeğinizden Allah boşa çıkarmasın. Allah razı olsun. Allah hocam. Teşekkür ederim. Emek vermişsiniz. Çok müthiş bir program yapmıştınız. İzledim. Çok da hoşuma gitti. Sizlerle de yapacağız hocam. Evet inşallah. Yavuz Bozkurt başkanımızdan sonra Kemal Güney abimiz geldi, kardeşimiz, başkanımız geldi. Hoş geldi Türkiye Azerbaycan Federasyonu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Türkiye Azerbaycan Federasyonu, evet. Ankara Başkan Yardımcısı olarak düzeltiyorum. Evet. Hoş bulduk. Bizi böyle güzel bir canlı yayında ağırlamış olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Tabii bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir bireyinin yüreğinde hissetmiş olduğu önemli bir acıyı ifade ederek ve şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak Allah istiyoruz sohbete. Olsun. Yüreğimizde uzun yıllardan beri büyük bir acı olan terör hadisesi devletimizin ve hükümetimizin kararlı tavırları ve eylemleri sonucu inşallah bitirilecek. İnşallah artık bu topraklarda şehitler olmasın istiyoruz. Bu topraklarda barış olsun istiyoruz. Türkiye'de birçok bölgeden gelen insanların, birçok etnik yapıdan insanların olduğunu her birimiz biliyoruz. Ama gelin görün ki Türkiye bu coğrafyada kardeşlik üzerine dünyaya örnek bir ülke olarak yaşamını devam ettirirken araya fitne sokmak isteyenler, ülkeyi bölmek isteyenler, ülkede terör eylemleri yapmak isteyenler elbette ki olacak. Ama bütün bunlara karşı bizim kararlı davranışımız, birbirimize karşı olan sevgimiz, saygımız ve bu coğrafyayı kurarken kol kola giren, dayanışan, birbirinin yanında şehit olmayı ideal edinmiş, Allah Allah. O ruha sahip olan insanlarımız var olduğu müddetçe inşallah bizi hiç kimse bölemeyecek, bizi hiç kimse parçalayamayacak. İnşallah bu bayrak, bu ezan sonsuza kadar devam edecek diyoruz. Allah senden razı olsun sevgili Kemal Başkanım, Kemal Güney Başkanımız. Azerbaycan kültürünün de zaman gele ki Allah nasip ederse burada Azerbaycan kültür ateşesinde beraber davet edeceğim. Biz bu kültürleri konuşmalıyız. Bu harmanı, bu hamuru beraber yoğurup, beraber ekmeğinden, bunun nimetinden faydalanmamız. Çünkü bu devletler, bu milletler birbirinden ayrılan, bu turan birbirinden ayrılan millet. Onun için yakınlaştıkça, biz birbirimize gidip geldikçe göreceksiniz, bu çok büyük bir Türk birliği olacak. Artık bundan sonra Avrupa'ya üyelik yok. Olsa da zaten bir şeye yarayacağına da inanmıyorum. Bundan sonra dünya Türk birliği kurulacak ve Allah'ın izniyle de bunun liderliğine dünyanın en büyük liderlerinden, şu anda dünyanın en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan orada başkanlık edecek. Ona da yakışır. Buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Hocam şimdi inşallah böyle olacak. İnşallah, inşallah. Bu olacak. Bundan iki ay veya iki ay on gün önce işte 15 Temmuz'da bir dünyada hiç kimsenin aklına gelmeyen bir olay yaşadık. Bu olayda biraz önce şehitliği anlattın ya hocam. Evet. Bu olay duyuldu, işte darbe oldu denildi. Herkes televizyonların başında bir anda şok oldu. Fakat Cenab-ı Hak öyle bir kapı açtı, bir fırsat verdi. Bir kızımız televizyonun birisinden büyük lideri bağladı, reisi cumhurumuzu bağladı. Dedi ki herkesi sokaklara davet ediyorum dedi. Evet. Ve o demeyle beraber Allah da bir kapı açtı. İnsanlar sokaklara döküldü ve zalimlere fırsat vermedi.
oraya böyle hulusi niyetle giden insanlar ne kadar bir dereceye sahip olurlar? Onlar da aynı bu toprağı korudular diye aynı dereceye mi geldiler? Aynı şöyle şimdi şehit evet. Hakiki şehitler var, hukmi şehitler var. Bir insan vatanı için, dini için, mukaddesatı için, malı için, canı için, nefsi müdafaa var. Ha bunu yaparken bu insanlar o gün niye sokağa döküldüler? Vatanı, milleti koruyalım, müdafaa edelim diye döküldüler. Mal emniyeti, can emniyeti için sokağa döküldüler. Tabii ki şehit oldular. Aynı cephedeki insanlar neyse onun maddi bir çıkar için değil. Sadece Allah için vatan bölünmesin, Suriye gibi olmasın, efendim bir anarşi başına alıp gitmesin diye ne yaptılar? Sokağa döküldüler. Şimdi herkesin bir planı var ama Allah'ın da bir planı var değil mi? Tabii orada başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı tebrik ediyoruz. Dirayetli bir duruş sergilediler. Onların elbette rolü var. Bununla beraber ben şimdi şöyle hatırımdan geçiyor. O insanları bir ay önce organize etmeye çalışılsa bu kadar organize olmazdı. Ha burada ben diyorum ki manevi bir el de o insanları organize etti, sokağa döktü. Böyle bir felaketin önüne geçilmiş oldu. İnşallah o gün şehit olanlar da aynen cephedeki bir, o da vatanı için, dini mukaddesatı için. Ha ne olurdu Suriyeliler bugün perişan değil mi? Ha biz de aynı hale düşecektik. Türkiye'de aynı Suriye gibi yapılmak isteniyordu. Ha Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak korudu. Dua askerleri var. Askerlerimiz var. İki cepheden gayret evet, edildi. Evet. Cenab-ı Hak bu memleketi muhafaza eyledi. Ha onlar da elbette ki şehittir. Ha şehitler ölmez dedim. Orada bir şey hatırıma gelmişti. Onunla inşallah şey evet. yapalım. Ha şimdi Yesar isminde bir çoban Hayber'e peygamberimiz cennetten bahsetti. Şehitlikten bahsetti. Ha, bana dedi cennet var mı? Yani şehit olursam o zannediyor ki cennet böyle kabir insanlar için, varlıklı insanlar için. Tabii ki dedi. O da iştirak etti. Kale kuşatmasında bir taş attılar şehit oldu. Peygamberimiz geldi şöyle bakıyor Yesar'a. Daha yeni iman etmiş bir vakit namaz kılmamış. Allah Allah. Peygamberimiz bir ara onun yüzüne simasına bakarken ters istikamete yüzünü çevirdi bir anda. Dediler ki ya Resulallah niye ters istikamete yüzünüzü çevirdiniz? Ne gördünüz o şehidin yüzünde? Dedi ki ben ona bakarken cennetten huriler geldi. Ona hizmet etmeye başladılar. Onlar utanmasınlar. Oh. Rahat hizmetini yapsınlar diye yüzümü ters istikamete çevirdim. Allah Allah. Yine Uhud'da bir grup Uhud meydanında ziyaretini yapmışlar. Yatacaklar orada Uhud meydanında. Demişler ki nöbet tutalım sırayla. Ha sen nöbetçi ol şu saatten şu. Birisi nöbet tutuyor. Uyumuşlar. Bir atlı etraflarında dolaşıyor. Durmadan dolaşıyor. Nöbetçi demiş ya sen kimsin dur bakalım ne dolaşıyorsun? Demiş ki ben Hamza'yım. Hazreti Hamza. Siz rahat yatın. Siz benim misafirimsiniz. Ha ben sizi sabaha kadar nöbet tutar korurum. O nöbeti ben üstleniyorum. Sen de yat hadi bakalım rahat bir şekilde. Ha bu neyi gösteriyor? Şehitlerin manen hayatta olduğunu, ölmediklerini. Uhud meydanından su yolu açmışlar 50 yıl sonra. Ha, bazı şehitlerin ayakları çıkmış. Bakmış ki hala kanıyor. Hala dün defnedilmiş gibi. 50 yıl geçmesine rağmen. Ha bunlar canlı şahitleri ki şehitler ölmüyor. Manevi bir hayatla onlar diri. Biz böyle inanacağız. Efendim cephede olsun. Burada içeride olsun, vatanı için, mukaddesatı için, dini için canını seve seve ortaya koyan insanlar şehittirler. Evet. Bunda şek ve şüphemiz olmasın. Allah o mertebeyi hepimize nasip eylesin. Hocam bir çok ince bir soru soracağım ve evet. ondan sonra Kemal Bey ile konuşacağız ve klibimiz girecek. Evet inşallah. Şimdi diyelim ki bir şehidimiz geldi. Fakat onun acısıyla... komşusu ya adamın oğlu gitti işte askerde öldü. Bu acıyla konuşuyor. Ama acaba o şeyi bilmeyerek mi yapıyor? Yani hani şehitlik mertebesinin tabii o şimdi derler ya hani evlat acısı yürek yarası evet. diye
Tabii o acıyla bazı gayri ihtiyari hareketlerde yani, bulunabilir. Bu suç da değildir. Değildir. Allah aynen affeyle inşallah. Allah seni razı bunu da Allah hoş görür inşallah. Biz öyle temenni ediyoruz. Çünkü onda da bir yara var. Hani derler ya ateş düştüğü yeri yakar. Evet. Ha bir şeyi anlatmak değil yaşamak lazım. Yaşamak lazım. O yaşayan evet hangi haleti ruhiyeyle. Evet. Herkesin iradesi, dirayeti bir olmaz. Bazı insanlar zayıftır. Gayri ihtiyari bazı şeyler sarf eder. İnşallah Cenab-ı Hak onu da hoş karşılar. Allah senden razı olsun. İnşallah. Gayretullah'a dokunmaz inşallah. Allah nasip ederse bizim her programımız böyle 2-3 programda bir gelecek. İnşallah. Burada inşallah. Önemli olan buradan saz çalıp türkü söylemek değil. Bir şeyler bu vermek. Bu şeyleri insanlara bir kelime dahi yüreğine bir şey götürürsek su serpersek ne aynen, mutlu bize. Razı olur. Teşekkür evet, ederim. Evet sevgili Kemal Güney kardeşimiz. Buyurunuz. Tekrar bir kez daha Azerbaycan temsilcisi. Türkiye'de hem çalışıyorsunuz hem oranın evet o güzel milleti temsil ediyorsunuz. Onların bazı burada olan dertlerine, sorunlarına tercümanlık yapıyorsunuz. Buyurun son kelimeler alacağız ve şöyle diyebiliriz isterseniz. Biz Türkiye'de Azerbaycan Federasyonu olarak bir diaspora faaliyeti evet bakımından bulunuyoruz. Çünkü Diaspora Bakanlığı'yla koordineli çalışıyoruz. Sonuç itibariyle Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını 15 Temmuz ihanet girişiminde de gördük. Darbe demiyorum. Bu bir ihanettir. Çünkü vatana ihanetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüyle bu milletin parasıyla alınmış olan silahla bu milletin meclisini bombalayanlar sadece ihanet ederler. Bir de Anadolu'da güzel bir söz var. Ayakkabısının bağcığından şapkasının neftesine kadar bu milletin parasıyla donatılmış bir kurumun mensupları bu millete bu milletin parasıyla ateş etme hakkına sahip değiller. Zalimkarlıklar ya. Bu bir ihanettir. Bunu başka hiçbir şeyle ifade edemezsiniz. O gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına destek olarak gelmişti. Niye? Rahmetle yad ettiğimiz Ulu Önder Atatürk diyor ki Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdi. Merhum Haydar Aliyev de diyor ki biz iki devlet, bir milletiz. Allah Allah. Şimdi bu iki güzel sözden sonra Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı devletler olması, kardeş olmasına engel olmadığını her platformda gördük. En basit şekilde söylemek gerekirse, Eurovision şarkı yarışmasında biz Azerbaycan'la Türkiye iki devlet gibi bir devlet gibi davrandılar. Aynen. Aynı yönde oy kullandılar, irade evet kullandılar. O bakımdan biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Azerbaycan derneği olarak, federasyonu olarak Türkiye'de bir diaspora faaliyetinden ziyade dünyadaki Azerbaycan'ın problemlerini anlatabilmek imkanına sahip olmak için varız. Allah sizden razı olsun. Avrupa'daki bu dernek faaliyetlerimizin yürütülmesi de Avrupa'daki diaspora faaliyetlerine katkı sağlamak için ve onların sesini dünyaya duyurmak efendim, için. Evet, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yavuz Bozkurt'a, Süleyman Hoca'ya, size Allah razı olsun. Kemal Bey size teşekkür ediyorum. Biz bugünkü teşekkür ederiz. Programımız böyle geçti. Allah bu millete keder vermesin, sıkıntı amin vermesin. Işte, bu ezanlar susmasın, bu bayrak inmesin. Amin, çünkü amin bu millet çok büyük bir millet. Amin. Buradan Azerbaycan'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Örnek İnşaat'ın sponsorluğunu yaptığı ve Trabzon Of'dan kardeşimiz Özgür Sarı Alioğlu ve Cemil Tanguroğlu'nun sponsorluğunu yaptıkları Binali Bey'in, Başbakan Binali Bey AK Parti'nin seçim müziği klibini şimdi hep beraber izliyoruz. Ve biz bugün programımızı bitirdik kıymetli dostlarım. Buradan KONTV ailesi olarak bütün dünya insanına, bütün İslam alemine, büyük Türk milletine selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a ısmarladık. We'll be right back.
Başbakan Binali Bey, bütün halkına aşık Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, otoyollar mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, otoyollar mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. Sağ olu Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, bölünmüş yol mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, bölünmüş yol mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, bölünmüş yol mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, bölünmüş yol mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. Kalkınmaya hız veren Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, hızlı tren mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey. O başlattı imarı, Erzincan'dır diyarı, hızlı tren mimarı Başbakan Binali Bey, Başbakan Binali Bey.